İlk dinleyicimiz şeytanda nefis var mı? Efendim iki varlıkta nefis yaratmış Cenab-ı Hak. Bu insan ve cin. Şeytan cin tayfasından, ateşten yaratılmış varlıktır. Kafir kısmıdır. Onlara aynı şekilde şeytan deniyor. Dolayısıyla nefsine tabi ol tabi. Ve bir de ateşten yaratıldıkları için, ateş maddesi ağırlıklı olduğu için cinlerin hepsi kibirlidir. Yani ben diyen de nefis vardır yani. Tabii canım, ben diye şey. Yani. Tabii. Melek de yok. Şeytan melek değil. İşte efendim meleklerin hocasıymış, melekmiş. Hayır değil canım. Daha önce cin tayfası Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce yeryüzünde onlar vardı. Çok azgın ve tuğyan olunca Allah-u Teala melekleri göndererek bunların hepsini tasfiye ettirdi buradan. İmha ettirdi. İblis o zaman melekler safında azgın ve tuğyan durumunda olan cinlere karşı savaştı. Buna mükafat olarak gök kapılar kendisine açıldı. Ve göklerde ibadet eder oldu. Meleklerin ibadetlerini biliyordu. Dolayısıyla mesela bir vazife için yaratılmış o melek başka bir şey bilmiyor. İlgilendirmiyor da onu. Sormuyor da. Ama bu her tarafa girip çıktığı için bilgisi yoktu. Onun için melekler hani hocalık yapıyor tabiri kullanılmış. Ama ilim iki tarafı keskin kılınç gibidir. Bazen insanı felakete götürür. Bunda olduğu gibi. Bunda olduğu gibi. Ve İnsan sınıfından alim olanların çoğu da bu sebepten dolayı ilmi sebebiyle sapıtan çoktur. Hani derler ilim sapıtmış, sapıtmış tabii. Hem de neler neler olmuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında İblis Hakk'a mıydı neydi o adamın ismi? İşte 300 delille Allah'ın varlığını ispat etmiş. Bunu elçi olarak göndermişler Bizans'a. Orada bir rahibeye takılıyor. O da diyor ki dinini değiştirirsen seninle evlenirim. Hristiyan oluyor. Bu sefer 300 delille teslisi ispata kalkıyor. Hadi buyur. İlim var, zekada var. Ne oldu? Kafir oldu, gitti. İbn Teymiye alimdi, ilmi de vardı ama ilmi sapıttırdı. Ehl-i sünnet itikadından ayrıldı, mücessime fırkasındandır. Bu şekilde böyle çok ve zamanımızda da var. Hani ilim dersen zahiren tamam, akademik kariyer bile yapmış, ilahiyat fakültesinde öğretmiyor, televizyonlarda görüyoruz. Adam abuk subuk konuşuyor. Hakla batılı ayıramıyor. İnsanlar yanlış yollara sevk ediyor. Ne oldu? Ben biliyorum diyor. Bildiği kendisini cehenneme götürüyor. Allah Teala muhafaza buyursun. İlim sapıtır mı? Sapıtır tabii ki. İşte o kibri, daha doğrusu nefis devreye girer. Sen mübareksin. Hatta evliyalıkta bile Mustafa Bey. Ben onu merak ederdim. Allah Allah derdim ya. Evliyalık iklime girmiş, imansız gitti. Mesela Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ya. Bu nasıl olur? Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki evliya olmak için belli şartlar var. Onu yapan herkes o yolun sonundaki olağanüstü hallere kavuşur. Yani eşyanın hakikatını, gizli şeyleri görmeye başlar. Açılır o perde ona. İman varsa buna keramet denir. Bu da keramet talep ediyorsa bu kimseye iman hakiki verilmez. İman hakiki verilmediği için evliyalık ikliminde ama bu kerametler onu bu sefer imansız olarak cehenneme götürüyor. Yani tehlikeli yani. Ancak İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri buyuruyor ki marifet ehli ki onlar Allah-u Teala'nın rızasına talip oldukları için Cenab-ı Hak onlara imanı hakiki nasip eder. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi sonu küfür olmayan iman nasip et diye dua edermiş. Biz de öyle dua ediyoruz. Amin. Sonu küfür olmayan iman nasip et diye. Önceleri bunları okurken böyle merak ederdim. Allah Allah derdim ya. Nasıl olur bu? Tabii şimdi Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyunca onlar her şeyi çok güzel bir şekilde izah etmişler. Ha diyorsun o zaman. Hani bugün diyorlar ya doneleri yerli yerine koyunca tamam mesele çıkıyor. Hani bazen şimdi strateji uzmanlar var. Adam mesele gelecekten haber veriyor diyor. Gelecekten falan haber verdiği yok adamın. Tarihi seyir itibariyle, yapı itibariyle bir şeyi yakalamış. Ha ne yaparsan nasıl başarılı olur? Onları yakalamış adam. Ondan sonra diyor ki bak diyor mesela A ülkesi bu şekilde böyle giderse bu fazla sürmez diyor. 15-20 sene içerisinde bu göçer. Aa bildi diyor 15-20 sene içerisinde göçtü bu. Hakikaten göçüyor. Nasıl bildi? Keramet değil. O konudaki doneleri yerli yerine oturtuyor. Bu diyor makas değiştirdi. Bu makas girdiği yol tehlikeli çıkmaz yol. Ve tepe taklak oluyor. İslam alimleri de o kadar güzel izah etmişler ki. Ha keramet ehli marifet ehli. Aa diyorsun ondan sonra. Adam imansız gitmiş kerametleri gözükürken imansız gitmiş diyorsun. Tamam bu şeyine kerametlerine
güvenmiş, kibirlenmiş. Öbürüsü ilmine güvenmiş, kibirlenmiş. Aynı şey. Kibir hepsini patır kütür, paldır küldür doğru cehenneme götürür. Orada takılıp kalıyor yani. Evet. Onların ilerlemesine engel. Engel. Zaten kibir her iyiliğe manidir deniyor ya. Her iyiliğe manidir. Şeye de işte iblisinde bir sürü ilmi vardı. Ona da mani oldu. Nereden kaynaklanıyor? O da nefsinden kaynaklanıyordu. Çocuklara nefs ne zaman veriliyor? Bunu ben kesin kitaplarda okumadım. Yani zaman itibariyle ne zaman verilir, nasıl verilir, nasıl devreye girer onu bilmiyorum. Sadece okuduğumuz kitaplarda genel hatları itibariyle mesela buluğ çağına kadar masum deniyor. Masum deniyor. Yani ona bir şey verilmiyor. Mükellef de değil. Mesela bir çocuğun mükellef olması, mükellef demek sorumlu olması, kız çocuklarına 9 yaşından itibaren başlar ergenlik çağı. Erkek çocuklarında da aynı şekilde 12 yaşından itibaren başlar. O yaştan itibaren sorumlu olur. 15 yaşına kadar buluğa ermese her ikisi de 15 yaşında hükmen buluğa ermiş oluyor. Peki ondan önce de cibilliyet itibariyle, yaratılış itibariyle yani yaratılırken onda var o. Ama onu gösteremiyor mu? Yapamıyor mu? Yani, sen de çocuk büyüttün. Mesela bir arkadaş anlatıyor. Evet diyor misafir geldi diyor. Bizim diyor çocuk şeye halının değil de diyor taşa basıyor falan. Demiş yavrum oraya basma üşürsün falan. Gitti inadına dedi. 5 yaşındaki çocuk dedi. O işte taşların üstüne böyle iki ayağıyla durdu. Böyle bakıyordu. Bu ne? Onu bilmiyorum. Ama bugüne kadar da soran da olmamıştı. Ama nefs devreye şey de giriyor artık. Yani Allah Teala'nın emirleriyle mükellef olduğun anda ayak giriyor. Diremeye başlıyor. Orada giriyor. Evet, orada devreye.